Öyle bir geçer zamankenin soneri Mete Yüzbaşı, vay arkadaşın dildosu. Gültepe'nin eşrefi olarak söylediğimizde tanımayan bir kişi bile çıkmaz. Öyle iyi performanslar sergiliyor ki zaman zaman can verdiği karakterler kendi kimliğinin önüne geçiyor. Evet Mete Horozoğlu'ndan bahsediyorum. 11 Ekim 1975'te kuru soğuklara artık iyiden iyiye hazırlanan Ankara'nın Keçiören semtinde oturan bir aileye yeni bir fert katılmıştı. 7 ve 3 yaşındaki küçük ablaların artık bir de erkek kardeşleri vardı. Kavçuk atölyesi sahibi baba ve ev hanımı olan anne oğullarına Mete adını verdi. Esquire dergisinden Seda Karan'a ailesinden bahseden Mete Horozoğlu şunları söylemişti. Kadınlar arasında büyüdüm diyebilirim. Büyük ablam kelimenin tam anlamıyla bakıcımdı. Küçük anne yaptı bana. Hala da öyledir. Babam klasik bir aile babası. Bizler uyuduktan sonra eve yorgun argın gelir, uyandığımızda da çoktan işe gitmiş olurdu. Buna rağmen ilişkimiz her zaman sıcacıktı. Öyle aman aman disiplinli ya da otoriter bir baba hiçbir zaman olmadı. Oyunumuzu da oynardık, eğlencemizi de yapardık. Tanısanız şen şakrak bir adam olduğunu görürsünüz zaten. Çekince anne tarafından. Her zaman evde olduğu için onun haylazlık yapmaya devam edersen seni akşamleyin babana söylerim lafı beni frenleyen tek şeydi. Bir de tabii evdeki trafiği yöneten kişiydi. Sokağa çıkmak da eve girmek de onun kontrolündeydi. Ama yine de özgürdük. ailesi Saraybosna'dan Bursa'ya göçmüştü. Sonraki adresleri ise Ankara olmuştu. Mete de başkentte hayata merhaba demişti. İlkokulu Ankara'da bitirdikten sonra ortaokulu Yalova'da, liseyi Karamürsel'de okudu. Küçük yaşlarda başlamıştı çalışmaya. Mahallenin küçük simitçisi de olmuş, oturdukları apartmanın altındaki eczanenin çurağı da. Kendi çapında kazandığı ekonomik özgürlüğü, muhasebe bölümünde öğrenci olduğu lise yıllarında da devam etmiş. O dönemlerle ilgili Esquire dergisine verdiği röportajda şunlar Söylemiştim. Ekonomik özgürlüğümü daha ilkokul çağında kazandığım için bunu çok net bir şekilde aileme de hissettirdim. Eve katkıda bulunmaya başladığım dönemde kendi kararlarımı daha fazla alır hale gelmiştim. Tabii ki aldığım kararlarda her zaman aileme de danışıyordum ama bu sadece fikir almaktan ibaret oluyordu. Müzik Muhasebe departmanında okuduğu için üniversite yolu da ek puanlar sayesinde muhasebe bölümüne çıkmıştı. Ama muhasebeyle bir türlü yıldızı barışmamıştı. Sonunda Ankara'da gazetecilik yapan büyük ablasının yanına gitmeye karar verdi. Her şeyi ardında bırakmıştı. Tabii boş durmak olmazdı. Başlamıştı fast foodlarda çalışmaya. Kasiyerlik de yapmış, serviste. Ama hayatın onunla ilgili bambaşka planları vardı. Ankara'da birlikte yaşadığı arkadaşı Antalya'ya taşınmış, orada animatörlük yapıyordu. Mete Horozoğlu da bir hafta sonu arkadaşının yanına ziyarete gitti. Birkaç gün sonra döneceğini düşünürken Antalya'da iki yıl kaldı. Askerlik dönemi geldiğinde ise kafası karışmaya başlamıştı. Sonunda Ankara'ya dönüp üniversiteye devam etmeye karar verdi. Muhasebe bölümünü bitirecekti ama umduğu gibi olmadı. Sonuçta iki yıl hiç gitmemişti okula. Boş boş oturmaya başlamıştı adeta. Tam o sırada gazeteci olan ablası girdi devreye. Ablasının arkadaşlarından birinin ajansında ses figürasyonluğu eğitimi aldı. Sonra çalışmaya başladı. Buraya bir bir çok oyuncu gidip geliyordu. Bu isimlerden biri ona oyunlarda figürasyonluk yapmasını önerdi. Mete Horozoğlu tiyatroya çok yabancıydı ama bu teklifi değerlendirmeye karar verdi. İlk figürasyonluk denemesi onda bambaşka bir kapı açmıştı. Sahne tozu yutan pek çok kişi gibi o da büyülü dünyaya kaptırmıştı kendisini. Artık geleceğiyle ilgili planları vardı. Konservatuar sınavlarına girdi ve kazandı. 2001 senesinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü bitirdi. 2001 2003 seneleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kurdukları Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak sahneye çıktı. Bir sonraki adresi İstanbul oldu. Burada bir süre iş bulamadı ve figürasyonluk yapmaya devam etti. Birkaç arkadaş aynı evde kalıyorlardı. 2003-2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sonrasında Çığır sahnede oynadı. Hemen ardından Semaver Kumpanya'da çalıştı. Kariyeri boyunca pek çok oyun için sahneye çıkan Horozoğlu'nun tiyatro oyunlarının bazıları Keşanlı Ali Destanı, Fırtına, Yaban, Anadolu, Jump, Ben Ruhi Bey Nasılım gibi oyunlar olarak sayılabilir. Dizi ve filmlerde de sıkça gördüğümüz oyuncu 2003 yılında Kampüsistan'da Erdem karakteriyle karşımızdaydı. Sonrasında Hacivat Karagöz'ü neden öldürdü, Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım, Kalp Gözü, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Dolunay, Yalancı Karım, Eksik Etek gibi yapımlarda oynadı. Yanık Koza'da uzun bir süre rol aldı. Orada tutkulu ve saplantılı bir aşığı canlandırıyordu. 2009 yılında vizyona giren Nefes Vatan Sağolsun filmi ise büyük ses getirdi. Aslında bu film ona gelmeden önce memleket meselelerini kapaya takıyor, ve ben bir şeyler anlatamıyorsam oyunculuğu bırakayım diye düşünüyordu. Tam o dönemlerde gelmişti vatan sağ olsun. Canlandırdığı Mete Yüzbaşı rolüyle dikkat çekti. Bu filme dahil olma sürecini ve sonrasında olanları postadan Suna Ak şöyle anlatmıştı. Çok ciddi oyuncu seçmeleri yapıldı. Yardımcı yönetmen benim Eskişehir'de Devlet Konservatuvarı'ndan arkadaşım. Onunla konuştuk. Filmin yönetmeni Levent Semerci ile tanıştık. Bir deneme çekimi oldu ama çok ağır şartlarda geçti. Hava dayanılmayacak kadar soğuktu. Dağın tepesindeydik. Yaptığımız diğer bütün işleri bıraktık. O dönem tiyatroda iki oyunumuz vardı. Sonuçta sezonun ortasında bırakamazdım. Hem tiyatroya devam edip hem de dağlarda kalamazdım. Konuştuğumuzda film 6 ayda biter dediler. Kabul ettim. Ucu açık bir çalışma dönemiydi. Var olan işlerin bırakılması gerekiyordu. Bu yüzden oyuncuların önemli bir kısmı oynayamayacağını söyledi. Zaten Levent Bey'in de istediği buydu. Ünlü isimleri tercih etmedi. Filmde bütün oyuncular kendi isimleriyle oynuyor. Sadece telsizcimiz başka bir isim kullandı. Doğaçlama sahneleri var. Mesela fragmandaki sahne doğaçlama. Biz ilk önce askerlik yaptık. Sonra oyunculuk. Halkalı'da Osmanlı'dan kalma bir ziraat lisesi var. Çok güzel bir bina. Onun içinde büyük bir koğuşumuz vardı. Sivil kıyafetlerimizi dolaplarımıza koyduk. Kamuflajlarımızı aldık. Hakan Evrensel Üstadımız bize eğitimi aldı. Sonra ast subay Mete devreye girdi. Ben hayatımda bu kadar zinde olmadım. İki buçuk ay kaldık. Sabah beşte kalkıyorduk. Askerdeyiz işte. Bir şey harcamadık aslında. Yemeğimiz veriliyordu. Eğitim alıyorduk. Herkes askerde ne yapıyor? Biz de aynen öyle yaşadık. Mutfağa girip yemek bile yaptık. Aramızda askerlik yapan arkadaşlarımız vardı. Biz bile bu kadar eğitim almamıştık dediler. 21 aylık çekimin iki kışını dağlarda geçirdik. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. En büyük çıkışını ise 2010-2013 yılları arasında kanalda ekranlarında yayınlanan ve milyonları ekrana kilitleyen Öyle Bir Geçer Zamanki dizisiyle yaşadı. Soner Talaşoğlu karakterine hayat verdiği dizide Soner ve Aylin'in aşkı izleyenleri zaman zaman güldürmüş, zaman zaman ağlatmış ama derinden etkilemişti. Bu çift öyle fenomen oldu ki halen sosyal medyada Aylin ve Soner videoları paylaşılıyor. Öte yandan bu dizide Ayça Bingöl, Erkan Petek. Kaya, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İğnemli, Meral Çetinkaya gibi isimlerle birlikte çalışmıştı. Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncu haline gelen Mete Horozoğlu bu diziden sonra da peş peşe projelerde yer almaya devam etti. Bay Arkadaş, Kurtuluş Sondırak, Kayıp, Benim Adım Gültepe, Ayrılsak da Beraberiz ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerde yer aldı. Her rolü bir öncekinden farklıydı. Dramda da, komedide de çok başarılı olduğunu kanıtladı yıllar içinde. Özel yaşamına değinecek olursak yakışıklı oyuncu Mete Horozoğlu, iki buçuk yıl birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Elif Sönmez 2011 yılında Fenerbahçe Dalyan Kulüp'te nikah masasına oturdu. Çift kır düğünü konseptindeki törene Öyle bir geçer zaman dizisinde kullanılan otomobille geldi. Gelin arabasının önünü kesenler bunun gerçek bir düğün değil de dizi çekimi olduğunu zannetti. Çiftin daha sonra Ali adında bir oğlu oldu. Baba olduktan sonra hayatında neler değiştiğini Habertürk'ten Pınar Erbaş'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı ünlü oyuncu. Önceden kendin için yaşıyorsun. Eşinle ya da ailenle ortak bir hayatın var. Ama başrolde hep sensin. Çocuk olduktan sonra yontuluyorsun. Mesela çocuğunun sigara içmesini istemiyorsan sen de içmeyeceksin. Ya da küfretmesin diyorsan sen sen de etmeyeceksin. Bir de çocuk olunca anne babaya geri dönüş yaşanıyor. Nasıl beni böyle yetiştirmişler, bu kadar emek vermişler diye. Şimdi iki günde bir annemi arar oldum. Nasılsınız, ihtiyacınız var mı, size kendimi nasıl affettirebilirim diye. Tüm bunların yanı sıra Mete Horozoğlu her zaman inançlı bir insan oldu. Bunu verdiği röportajlardan da anlayabiliyoruz. Her zaman tevekkül eden, kadere inanan biri oldu. Haber Türkiye verdiği röportajda şunları söylemişti ünlü oyuncu. Hep daha fazlasını yapma isteğim var ama olmadığı noktada biraz kaderci yaklaşıyorum. Allah'ın izin vermediği öyle uygun gördüğünü düşünüyorum. Herhangi birine suç atamam. Nasip olmadığı kısmet değilmiş derim. Ben inanç olarak bakıyorum. Aslında bu içsel bir mesele. Kendini bulduğu yerden üste gören bir sürü insan var. Modern hayatın sonu bu. Ayakların üzerinde durabilirsin, kimseye ihtiyacın yok, tek başına her şeye yetersin düşüncesi insanı psikolojik olarak bu konuma sokuyor. Biraz tevekkül gerekiyor. Kendi hayatımda uyguladığım sistem bu. Tevekkül ediyor, hamdolsun diyorsun. En azından sağlığım yerinde deyip daha da küçülüyorsun. bir keresinde hakkında eşiyle yemek yerken camiye gidip namaz kıldığına dair haberler çıkmıştı. Ünlü oyuncu Habertürk'e verdiği röportajda bu konuyla ilgili şunları söylemişti. Hayatını Müslüman olarak yaşayan biriyim. Bu garip bir şeymiş gibi mi algılandı bilemedim. O gün gazetecilerin beni görmesi çok tesadüfi bir durumdu. Ama benim ilk defa yaptığım bir şey değil. Açıkçası bu tür durumların açığa çıkması da çok hoşuma gitmiyor. Özel meseleler bunlar. oyuncu Mete Horozoğlu hakkında yapılan bir ihbar sonucu terör örgütüne üye olma iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında terör örgütüyle bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Bu kararın ardından ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu, gazeteci Arif Hür'ün yazısına göre genç yeteneklere online oyunculuk eğitimi vermeye başlamıştı. Ayrıca dalış eğitimi alıyordu. Los Angeles'ın güney kısmında yer alan Long Beyce sık sık tüple dalış yapıyordu. Yurtdışında Erdem Baş'la birlikte tiyatroda yer alıyordu. Romantik komedi adlı oyunla turnelere çıkıyordu. Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk profesyonel Türkçe tiyatronun ikinci oyunu yani Güldüren Cazibe adlı oyunla sahne değdiğine Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan Yapıcı'nın yazdığı oyunda Erdem Baş, Mete Horozoğlu ve Nevşim Erzat rol aldı. Oyunu yönetense Mete Horozoğlu oldu. Kısacası ünlü oyuncu Amerika'da kendisine sanatla dolu yeni bir hayat kurdu. Öte yandan ünlü oyuncu sık sık son haliyle gündeme geliyor. Instagram hesabında paylaşımlar yapan Horozoğlu bir dönem uzattığı saçlarıyla konuşulmuştu. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.